Selam, ben Barış. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Basit bir tandır yapımı yapacağız. Yani basit bir tandır yapacağız burada. Kendi kuyumuzu kendimiz kazacağız. Ramazan yaklaşıyor ve doğada yemek kısımlarını artık burada çekmeyi planlıyoruz. Kendi tandırımızı buraya yapacağız. Ocağımızı şuraya yapacağız. Bu alanı düzelteceğiz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra artık bütün yemeklerimizi burada yapmayı planlıyoruz. Bura benim çocukluğumun geçtiği çiftlik gibi bir yerdi. Sonrasında ev falan yapıldı, yeni hastane yapıldı. O yüzden birazcık dağıldı. Normalde burası böyle kamelya tarzı, biz Alaçuk derdik ona. O tarzda bir yerleşim yeri vardı ama dağıldı. Yine de biz bir kısmını kullanmaya karar verdik tekrardan. Şimdi tandır için kuyumuzu kazmaya başlayalım. Hadi bismillah. 70-80 santim kazmayı düşünüyoruz. Tabii burası uzun zamandır ağaçlık bir alan olduğu için, gerçi ağaçların birçoğu kesildi, kökleri hala duruyor burada. Ve burada tandırın girişinin biraz dar olması gerekiyor ısı kaybını engellemek için. O yüzden şu aşamada biraz dikkatli olmamız lazım. Yani düzenli bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ve şunları söylemek istiyorum. İnsan üretken bir varlık. Ne zaman doğadan ayrıldık, ne zaman doğayla ilgimizi, bağımızı kopardık, insan o zaman yani bu üretkenliğini, bak şu an kök tutuyor. Bu üretkenliğinden koptu ve psikolojik sorunlarımız giderek fazlalaşmaya başladı. Çünkü niye? Şehirlerde hapis kaldık, işlerimizde hapis kaldık. Ve bunun sebebinde hiçbir şey yapamıyoruz, üretemiyoruz, kendimizi rahatlatamıyoruz. Yani bir şeye başardım diyemiyoruz artık neredeyse. Şu anki zamanda insanların çoğunun psikolojisi bozuk. Ama doğaya dönüp, bir şeylerden esinlenip, bir şeyler üretmeye başlasalar daha iyi bir hale gelecek. Ama niyeyse bazı şeyler demek ki zor geliyor artık. Hani bir şeyler yapmak, şurayı kazmak, ağaç budamak. Bunlar zor geldiği için yapmak istemiyor. Şimdi biraz kazacağız. Ara ara göstereceğiz. Dediğim gibi 70-80 santim derinliğe ulaşmayı planlıyoruz. Aşamaları zaten çekeriz arkadaşlar. Şimdi biraz gazayım ben. Santim oldu kazmaya başlayalı. Misafirlerimiz geldi. Onlar da tabii nasiplerini yemeye geldiler. Topraktan çıkan solucan vesaire ne varsa artık. Önce biraz ürkek davrandılar da sonra koşarak geldiler hemen. Bir 20 santim ya da 30 santim daha kazmayı planlıyoruz. Duruma göre fazlalaştırabilir ya da azaltabiliriz. Yavrum git. İçeri düşecek ya. İyi gidiyor şimdilik. Toprak nemli olduğu için yumuşak. Buraya kadar güzel geldik. Şimdilik bakalım, devam ediyoruz. Umarım bugün zamanımız yeter. Yani son halini verip dönmüş oluruz diye umut ediyorum. Yoksa bir daha geleceğiz, devam edeceğiz. Hadi devam edelim. Şimdi kürekle falan alması zorlaşmaya başladı. İnsanların niye bu işten kaçtığını çok iyi anlamaya başladık. Neyse. Başladığımız işi bitireceğiz. Şimdi mecburen böyle eğilerek alıyoruz artık. 90 santim oldu neredeyse. İçinde gösterebilirim. Bir tane büyük kök çıktı. Onu da kestik. Kök kuruydu zaten. Buradaki dediğim gibi ağaçların birçoğu kesildiği için. Kök de kurumuştu. Onu da kestik. Biraz zorladı ama bizi kestik. 90 santimlik bir kuyudan çıkan toprak devasa. Büyük bir ihtimal bunun içine koysak şu kadar falan olur. Şimdi biraz yayvandırıyor, o yüzden öyle. Neredeyse bitti sayılır. Birazdan ilk ateşini yakacağız. Küçük bir ateş olacak. Hafif çevresinin ve toprağın o ısıyı alması lazım. Çıkan toprakla da gazeli, saman olsa daha iyi de samanımız yok.
Muhtemelen gazeli harç yapacağız. Ondan sonra bunun kenarlarını sıvayacağız. Ve güzel bir haber, şurada ileride biri harfiyat dökmüş. İçinde bunun gibi fayans değil de bildiğin mutfak tezgah mermerleri var. Onu da tabanı yapabilirsek, bir de yan duvarlarını yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bayağı güzel bir tandıra dönüşmeye başladı. Çevreden malzeme bula bula ilerliyoruz bakalım. Bakın arkadaşlar, şurama geliyor artık. Biz de zaten bir bu kadar planlamıştık. Hani şu kadar da yapabiliriz de gerek yok. En fazla bir kuzu kol falan çeviririz. Yaparız bunun içinde. O da zaten şu kadar falan olduğu için. Kuzu kol bu kadar. Hadi şu kadar mı? Yok yok, bu kadar. O yüzden bu yeterli. Şimdi tabanını düzleyeceğiz, dediğim gibi bir ateş yakacağız. Hatta daha toprağı almaya gerek yokmuş ya. Şimdi ağzı şöyle dar olacak, tabanı biraz daha genişlemesini istiyoruz. Közü iyice yayacağız. Hani tandırın mantığı odur. Közü kenarlara yayarsınız, ortaya bir tane alüminyum veya çelik kapta tuzlu su koyarsınız. Ondan sonra malzemenizi asıp üstünü kapatırsınız abi. Ondan sonra toprağını dökersin, mis gibi. Yiyeceğiz ha. Götüreceğiz. Şurada bir yükseklik kalmıştır, onu bir halledeyim. Hadi gidiyoruz. Bir de şurada yol çalışması var, şansımız ha. Normalde bu yolun yapılması bir ay falan planlanıyordu, bir ay sonra. Belediyemiz hızlı çalışıyor, ne diyeyim, gelmiş yapıyorlar. Bizim her zamanki gibi şansımız. Ne zaman video çekecek desek, ya yağmur yağıyor, ya rüzgar esiyor. Burada da belediyenin çalışması var arkadaş. Tandırımızın ilk ateşini yaktık. O burada birazcık yanarken vakit kaybetmeye gerek yok dedik. Şimdi içinden çıkan toprağı bizim eski elekleri yiyeceğiz. Elemeye belki gerek yok ama yine de daha biraz düzgün bir iş olsun diye elemeye karar verdik. Böylelikle yapacağımız harç biraz daha güzel, biraz daha sabit olacak. Şimdi biraz önce ateşi yakarken şey dedik, daha doğrusu ateşi yakıp bitirdikten sonra söyledik. Bir şey düşündük yapmak için, elimizden geleni ne varsa. Şehrin göbeğinde kürekleri sırtımıza aldık. Buraya kadar geldik mesela, insanlar garip garip baktı. Keşke oraları falan da çekseydik. Nereden baksan %40'ını tamamladık. En zor aşaması buna eşmesiydi bizim için. Ama o kadar da zor değilmiş. %40'ını tamamladık. Bunu size gösteriyoruz, gösterebiliyoruz. Yaptığımız şey, bu bize bir mutluluk veriyor. Daha mutlu olduğumuz, daha iyi hissettiğimiz yer neresi biliyor musunuz? Siz, izleyenler, bizim abonelerimiz, takipçilerimiz. Umarım sizle birlikte gelip bu tandırda nice yemekler pişirip yeriz afiyetle. O bizi daha çok mutlu eder. Başarmışlık hissi verir bize. Yani bunu yapmak değil, bunu hep birlikte kullanmak bizim için daha iyi. Şimdi saman olmadığı için bu toprağın iyi bütünleşmesi, yani iyi bir çamur olması için biz de gazel kullanmaya karar verdik. Saman olsa tabii ki daha geleneksel ve daha iyi. Yani gelenekselliğin dışında daha iyi bir tutuculuğa sahip oluyor. Ama yapacak bir şey yok şimdilik. Dediğim gibi zaten basit bir tandır yapımını çekiyoruz. Şimdi abi bunu da koyduk, yaptık. Şuradan suyumuzu alayım. Önce bir içelim. Bir şey açıyoruz arkadaşlar. Bu su buna büyük bir ihtimal az gelecek de yine de şöyle hepsini koyayım. Bir işin içine elimizi sokak değil mi? Bunun da en az bir yarım saat falan beklemesi lazım arkadaşlar karıştırdıktan sonra. Onun sebebi de çamurun ekşimesi denir ona. Çamuru ekşideceksiniz ki iyice yapışkan bir hal alsın.
Yoksa olmaz. Oraya koyarsınız yüzüne sıvarsınız. 5 dakika sonra bir bakın ki aşağı doğru akmış komple. Hiçbir işe yaramaz. O yüzden bunu iyice bir yoğuracağız. Sonrasında da yarım saat mola vereceğiz çamura. Dinlendireceğiz hamur gibi. Bu da doğanın hamuru. Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz bundan ev yaparmış. Çamurla ev yaparlarmış. Şimdi buna birazcık, sadece birazcık kum ekleyeceğim. En fazla 3-4 kürek. Sonra yine karıştıracağım. Sonra yarım saat bekletip büyük bir ihtimal zaten tandırın içindeki köz de tamamen sönmüş olur. Eğer tamamen köz olmuş olursa onu da bunun içine ekleyeceğim. Onu da bir karıştıracağım. O da bir iyi tutuş sağlıyor. Sonrasında tandırın başında tekrardan buluşuruz. Şimdi elim çamur oldu. Biraz çalışayım. Hazır çamur olmuşken çalışayım. Ateş söndü. Ondan sonra şuradan dediğim gibi mermerleri getirdik. Şuradan göstereyim. Şunlardan getirdik. Bayağı da kalın yani. Şimdi sağ olsun Rafi kamera arkasında her zaman duruyor. Bunları biraz ağır oldukları için, bir de biraz şeyimizde tandırımız derin. O yüzden kırıp kırıp yerleştirmeye çalıştık. Onu da zaten hallettik. Şimdi biraz çamur sıvadık. Sonra video neden çekmediğimiz aklımıza geldi. Sonra dedim ki Rafi sen videoya başla. Şimdi arkadaşlar bunları bulmamız şanstı. Bunları bulmamış olsaydık altını böyle normal çamurla sıvayacaktık. Yani şey olmayacaktı. Bu basit olan. Yoksa ateş tuğlasını alıp kenarlarına falan dizip böyle tam tandır şekli verebilirdik. Biz onu çok tercih etmiyoruz. Böyle olması bizim için daha bir emek. Bizim için daha iyi. Yani böyle daha iyi hissediyoruz kendimizi. Bunun yanına dediğim gibi şuraya falan bir tane de ocak yapacağız. Çamur zaten yarım saat bekledi, mayalandı. Yavaş yavaş çamurunu bütün duvarlarına yapacağım. Bir de ha, mermeri bulduk ya, altında 2 santim boşluk bıraktık mermerin. Bu biraz daha termos etkisi yapıp sıcaklığın içeride kalmasını sağlamak için. Yani direkt toprakla temas etmediği için alttan, zaten közümüz aşağıda olacağı için çok orası temas edecek. Isıyı almasın diye boşluk bıraktık. Onu da söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş şu duvarları sıvamaya başlayalım arkadaşlar. Bakın otlar motlar çıkıyor burada. Bu çamurun daha sağlam olmasını sağlıyor. Bir de bak hamur gibi böyle şey yani. Gördüğün gibi bu kıvamda bir çamurun olması lazım arkadaşlar. Şu şekilde güzelce bir tane daha atayım şöyle. Şöyle sıvayacağız arkadaşlar komple orayı. Evet arkadaşlar, yorulduk, kirlendik, susadık, acıktık. Ama keyifliyiz. Neden? Çünkü yaptık, başardık ve son ateşini yaktık. Kenarına yine mermerlerden bir şey dizdik. Şu an içinde bayağı bir ateş yanıyor, kuruması için. Böyle bir 2 saat falan ateşin yanması gerekiyor. İyice bir kuruması lazım ki sonradan dökülme falan yapmasın. Şu an keyifliyiz, eğlenceliyiz aslında. Şuradan bir şeyler alıp yedim mi tamamız. Yani açlığımızı gideririz. Eve gidip bir duş aldım mı o da gider. Ama şunun hazzı, şunun keyfi, şunu yapabilip sizlere gösterebilmek gerçekten hiçbir şekilde gitmez yani. Size göstermesek dahi şunu yapabilmek gerçekten insana yetiyor. Hani burada gelip bir kere daha bir kere yemek yapsak toplamda, yani bu kadar uğraşa bir kere yemek yapsak değer. Çünkü bizim kendimizin yaptığı bir şeyde yemek pişiriyoruz ve zaten tandır bildiğiniz gibi oldukça lezzetli. Oldukça ne denir ona? Bir şey denmez. Oldukça lezzetli oluyor tandır biliyorsunuz. Dediğim gibi bunu 1-2 saat böyle harlı bir şekilde yakacağız. Sönmesini bekleyip ağzını kapatacağız. Çünkü bir hayvanın falan düşmesini istemiyoruz. Tavuk falan geziyordu. İleride kedi falan da var. Ne olur ne olmaz hayvan düşmesin. Sonuçta çıkabilir belki ama yine de öyle bir şey olsun istemiyoruz. Ağzını bir şeyle kapatacağız bunu buradan. Ondan sonra gideceğiz. En yakın zamanda değil de 2 günde bir gelip yine biz ateş yakacağız bunda. Tamamen iyice kuruması gerekiyor. Ve herhangi bir sıkıntı veya sorunu varsa, hani içeride dökülen yer falan varsa onları tekrardan onaracağız. Sonrasında da ilk fırsatta gelip burada yemeğimizi yapacağız. Lezzetli olacak mı? Başarabilecek miyiz?
Çünkü bunu yapması, yapmaya yaptık. Ama bir de yemek yapması var. O zor kısmı işte. Hani belki yakabiliriz, belki pişmeyebilir. O yüzden ona bakacağız. İlk ne pişirmemizi istiyorsanız aşağıya yorum atabilirsiniz. Ona göre değerlendirmeyi alıp pişiririz işte. Sonra videonun sonu değil mi? Şimdi çevremiz biraz dağınık ve pis görünüyor olabilir. Dediğim gibi şuraların hepsini kaldırıp şuraya da yukarıda bir ocak yapacağız. Diğer tencere veya çay demleme işlemleri için. Burayı biraz daha böyle şey kısma çevireceğiz. Yani gelip rahatlıkla takılabileceğimiz, yemek yapabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz bir alana dönüştüreceğiz. Bunu da size bütün safhalarını çekeceğiz. Mesela bir oturma yeri yapacağız. Aslında var da bayağı bir dağılmış yağmurdan falan filan. Zamanla işte oturma yeri, tandırı, ocağı, ne bileyim küçük bir bahçesi gibi bir alana dönüştüreceğiz burayı. Orası da bunu size her yaptığımız işlemin videosunu göstereceğiz zaten. Video olarak çekeceğiz yani. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum atın. Bir de bizim videoları paylaşırsanız önemliymiş bizim için. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün gelip sizin de burada bir tavuk tandır ya da kuzu but tandır falan yaparız. Hadi kendinize iyi bakın.